Merhaba, programa hoş geldiniz. Birkaç gündür Erdoğan'ın nereye doğru gittiğini, nereye doğru gitmek istediğini daha doğrusu konuşuyoruz. Çünkü çok belli oldu ki seçimden iktidarda kalma olanağı yok artık Erdoğan'ın. Erdoğan bunu kaybetti ama iktidarı kaybedecek mi, kaybetmeyecek mi bunu göreceğiz. Dün bir program yaptım. Biliyorsunuz Erdoğan'ın yerine halefini aradığını yazdım. Tabi bu kolay bir şey değil Erdoğan için, Cumhurbaşkanlığından ya da kendilerinin söylediğine göre başkanlıktan ayrılıp tekrar meclise girmek kolay bir şey değil. Bu merdiven inmek demektir. O yüzden başka yollar deneyecek, bu Erdoğan'ın en son çıkışı. En son çıkışından önce hep darbeyle beraber tekrar Erdoğan'ın iktidarı seçimsiz bir şekilde devam ettirmesi planını söylüyorum ben. Bunu deneyecek, bir şekilde deneyecek. Nasıl bunu deneyebilir? İçeride darbe girişiminde bulunabilecek elemanlar bulabilirse yapabilir. Bunları çok fazla kişiyi hapse atmadan böyle birkaç lider vasıtasıyla onları bir şekilde yurt dışına kaçıracak, fazla büyükleri, büyük komutanları hapse atmayacak şekilde yapabilirse yapabilir. Çünkü 15 Temmuz'dan sonra komutanları ikna etmek çok kolay olmayacak bu konuda. Peki yerine herkesin sorduğu soru şu: artık orduda Erdoğan'a güvenen bir asker var mı? Yani Erdoğan'la beraber bu işi devam ettirmek isteyen asker var mı? Evet, var. Çok ilginç bir noktaya doğru gidiyor Türkiye. Biliyorsunuz son dönemde iki kurum, artık ne kadar kurumlarsa, TÜGAV ve SADAT çok konuşulmaya başlandı. Şimdi Sedat Peker'in açıklamalarına hep şey söylüyor: abi dediğin Erdoğan'a hiç gelmiyorsun diye. Ben de ilk günden beri abi dediği Erdoğan'ın o kadar yakınlarında oynuyor ki bu olaylardan Erdoğan'ın haberi ya da ilişkisinin olmama olasılığı yok. O yüzden başından beri Sedat Peker esasında Erdoğan'a oynuyor. Hep oynamıyorum gibi bir yapıp Erdoğan'ın en yakınlarına oynuyor. Dün Acarer'in yaptığı bir program var, Sedat Peker'le görüşmüş. Orada Sedat Peker'in bir takım açıklamaları var ama ben inatla hala Sedat Peker'in açıklamadığı Binali Yıldırım üzerinden gidiyorum. Çünkü Binali Yıldırım belediye başkanlığından itibaren Erdoğan'ın para konusundaki sağ kolu yaptıkları işler de aynı. Binali Yıldırım bakanlığı başbakanlığından daha önemli. Çünkü Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı'nı almasının bir mantığı var. Yani gemicilik mezunu olması yetmiyor Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanı yapılması. İhalelerin %56'sına yakını Ulaştırma Bakanlığı'na verildiği için Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı yapılıyor. Yollar, havaalanları, köprüler, bunların hepsi Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı. Bu kadar yıl Binali Yıldırım, bir sürü bakan değişirken Binali Yıldırım'ın inatla orada kalmasının çok ciddi bir nedeni bu. Daha sonra Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı olduktan sonra bir takım ihaleleri de Ulaştırma Bakanlığı'na bağlayıp bu %50'lik, %56'lık bir payı daha da büyüttüklerini biliyoruz. Şimdi bakmak lazım o dönemin ihaleleri de o bakanlığa bağladıklarına. O yüzden her yerde yakınıymış gibi kullandığı ama 15 Temmuz'da da harcamak istediği kişi Binali Yıldırım. Şimdi kimi kullanacak Erdoğan asker olarak? Türkiye ciddi bir tehlikenin içinde esasında. Sedat Peker'in çıkışı ne kadar bu bir benim aile meselem, öz meselem, işte kızlarım dese de işin öyle olmadığını kendisi de biz de biliyoruz. Erdoğan Türkiye Silahlı Kuvvetleri'ni TSK dediğimiz o şeyi TSK olarak devam ettirmek istiyor. Nedir TSK dediğimiz şeyi TSK olarak devam ettirmek? Erdoğan Silahlı Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Türk Sadat Kuvvetleri olarak devam ettirmek istiyor. Şaka söylemiyorum. Bu son askeri şurada terfilerin ciddi bir kesiminin Sadat taraftarı subaylar üzerinden yapıldığını az çok öğrendik. Bir takım insanların da emekli edilmeyip o tarafa doğru getirildiğini onu da biliyoruz. Sadat'a çok önemli emekli ya da emekli olmayan komutanlar atandığını da biliyoruz. Bir
takım insanların televizyona çıkıp Sadat üzerinde konuşmaya başlamış olmalarının nedeni bu. Çok ciddi bir Türk Silahlı Kuvvetleri yerine Türk Sadat Kuvvetleri rol almak üzere. Türk Sadat Kuvvetleri rol aldığında ne kadar sevmesek de bir Hulusi Akar döneminin sonu geldiğini, yani NATO'cuların falan sonu geldiğini, hatta Avrasya'nın da pek öneminin kalmadığını göreceğiz. İşte Mehdi geliyor diyen Adnan Tanrıverdi ekibinin bütün silahlı kuvvetlere hakim olduğunu düşündüğünüzde Türkiye'yi neler beklediğini göreceksiniz. Birdenbire bütün muhalefet yolsuzluklar, Sadat bir takım şeyler üzerine yüklenmeye başlamadı. Bunlar durup dururken olmadı çünkü bu bilgiler muhalefete de geliyor. Muhalefet bir gazeteci gibi benim kadar açık kelimelerle konuşamayabilir. Bunun çeşitli nedenleri vardır ama en önemli nedeni halkın paniğe kapılmaması için. Biden neden bu kadar bastırmaya başladı? Rusya Suriye'den bir an önce çıkın diye sesini yükseltmeye başladı. Bunların hepsinin bir hesabı var. Erdoğan küçük bir Osmanlıcılık oynamak için ve İslamiyet üzerinden Osmanlıcılık oynamak için elinden geleni yapıyor. Yani Erdoğan modernleşmeye çalışan Osmanlı'nın tersine hilafetle beraber gelecek bir Osmanlıcılık oynamaya çalışıyor. Bu kendi açısından akıllıca bir şey mi? Hayır. Son çıkışı bu olduğu için bunu yapmaya çalışıyor. Bunun çok zor olduğunu kendisi de biliyor. Tam tamına ne kadar Sadat kuvvetleri var işin içinde bilmiyoruz ama ciddi bir rakam olduğu biliniyor. Biliyorsunuz bütün darbeler daha çok beşli konsey gibi yapılsa da bütün darbeler en üst makamlar tarafından yapılmıyor. Nedir? 27 Mayıs'ı ele alalım. 27 Mayıs. Ondan önce 9 Mart, 12 Mart öncesi 9 Mart. 9 Mart'ta da alt tabakadan gelen komutanların, Talat Aydemir'in kalkıştığı iki darbe girişimine bakalım. Bunların hepsi genelkurmayların desteklediği darbeler değildi. Gerçi 9 Mart'ta genelkurmay Muhsin Batur Hava Kuvvetleri Komutanı olarak destekliyor ama son anda desteklerini çekip 12 Mart 71 darbesini yapıyorlar ama 9 Mart'ta tabandan gelen ciddi bir destek de var. Yani 12 Mart'ta tabandan gelen öyle ciddi bir destek yok. 12 Eylül ciddi bir şekilde MHP'nin gazetelere tam sayfa ilan vererek çok istediği bir düzen. Şimdi bu Türk Silahlı Kuvvetleri yerine Türk Sadat Kuvvetleri gelirse ne olur? İşte o zaman o söylediğimiz sokak çatışmaları ciddi bir şekilde başlar. Ve bu sokak çatışması dediğimiz zaman Türkiye'de iç savaşa doğru bir sistem olabilir, yani bir siyasete doğru gidebilir dediğimiz zaman insanların aklına hep Türk Silahlı Kuvvetleri ve karşısında PKK geliyor. Hayır, Türk Sadat Kuvvetleri geldiğinde bu sokak çatışması, bu iç savaş, öyle bir iç savaş olmaz. Bu sefer laisizmle İslamiyet ya da kökten dincilik çok ciddi bir iç savaşa girer. Ve bunu kolay kolay durdurulur, önlenebilir bir şey olduğunu söylemek de zor. Erdoğan bu işi ya savaşarak kazanacak ya savaşarak kaybedecek. Hem Suriye meselesi için bu geçerli. Bir sürü yanlış bilgiler sunuluyor, işte 200 bin, 250 binlik nüfuslu Suriye bölgelerinde 1,5 milyonluk insan var. Onlar ya Türkiye'ye gelirse işte teröristler, kökten dinciler, işte yarısı IŞİD, yarısı şucu bucu diye bir korkutma var. Oysa uzmanlarıyla konuşuyoruz. Hiç öyle bir nüfus yok oralarda. Geçen gün Ömer Ödemiş bir kendi çıktığı bir programda üst üste insan koysanız orada 1,5 milyonu barındıramazsınız diye bir açıklama yapmıştı. Bu çarşamba günü Artı Gerçek TV'de Ömer Ödemiş'ten bu konuları detaylı olarak konuşacağım. İzlemenizi öneririm. Evet, Erdoğan hem Suriye Savaşı'yla hem bir iç savaş ve darbe girişimi sayesinde Sadat'ın önderliğinde Türkiye'ye silahlı kuvvetler anlamında Türkiye Sadat Kuvvetleri olarak hakim olursa işte bundan sonrası ciddi bir Türkiye için iç savaştır. Ve bunun olma olasılığı ciddi bir şekilde yüksek. Eğer dediğim gibi dün yaptığım program gibi Erdoğan bunu çok riskli bulur, bunu göze alamazsa o zaman dediğim yapacak. Yerine bir Cumhurbaşkanı adayı koyacak. Her sözünü geçirebildiği
ki bu ne kadar gerçek olur bilemiyorum çünkü bunu Turgut Özal denedi. Yıldırım Ak Bulut'u getirdi ama mesela 1. Körfez Savaşı'nı kaybetti. Yani kaybetti derken Amerika Türkiye üzerinden girecekti, bunu Yıldırım Ak Bulut önledi. O yüzden hazırlıklı olun derim, siyasetçiler de buranın üzerinden gitsinler, Sadat'ın üzerinden gitsinler diye bunu söylemek zorundayım. Şaka değil, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türk Sadat Kuvvetleri olarak ciddi bir hazırlığı var. Sadat'ın bu kadar üzerine gidilmesinin nedeni de bu. Dediğim gibi Sedat Peker'in birdenbire ortaya çıkması. Ben 30 yıldır derin devletin zaten içindeyim. 20 yıldır da bu iktidarı son 3 yılı haricinde desteklemesi durdururken değil. Esasında Sedat Peker orada kişisel bir şey yapmıyor. Devlet görevi yapıyor. Yani arkasında demiyorum, yanında kimler var, kimlerle beraber yapıyor. Bunu zaman gösterecek. Bu 104 amiralin bildirgesini falan hiç hafife almayın. Askeri içerisindeki gruplar hepsi bir şekilde gardını almaya çalışıyor, bir şekilde sesini duyurmaya çalışıyor. Ne kadar duyurabildiği kadar yapıyor. Evet, bu programın detaylarını daha vereceğim çünkü çok ciddi isimlerin Sadat'la beraber hareket etmeye başladığını duyumları da geldi. Sivil politikacılardan, emekli edilen askerlerden, Erdoğan harcadı zannettiğimiz bir takım komutanların yavaş yavaş Sadat'ta ikinci adam, üçüncü adam rollerine büründüğünü biliyoruz. Bunları da önümüzdeki programda anlatmaya çalışacağım. Bir takım partilerden kopmalar falan durup dururken olmuyor. Bundan kastettiğim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan değil, onu söyleyeyim. O isimleri bir dahaki programda açıklayacağım. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.